Hindistan, kültürel çeşitliliği, zengin tarihi ve benzersiz gelenekleriyle dünyanın en ilgi çekici ülkelerinden biridir. Bu ülke her köşesinde farklı bir hikaye barındırır ve her biri hayret verici detaylarla doludur. İşte Hindistan'ı eşsiz kılan bazı ilginç bilgiler. Çadayaman Galam kasabasına adını veren Çatau, Romayana destanındaki Akbaba şeklindeki yarı tanrıdır. Şeytani güç Ravana, Sitayı kaçırdığında Çatau onu kurtarmaya çalışmış, ancak Ravana tarafından kanatları kesilince uçamayarak Çadayaman Galam'daki kayalıklara düşmüştür. Bu kayalıklarda şimdi dünyanın en büyük kuş heykeli bulunmaktadır. Heykelin yüksekliği yaklaşık olarak 61 metredir. Dünyanın birçok yerinde evlilik yüzüğü sol elin yüzük parmağına takılır. Ancak Hindistan bu konuda farklı bir geleneğe sahiptir. Burada evlilik yüzüğü ayak parmağına takılır. Gümüşten yapılan bu yüzüklere biçhiya denir. Varanasi bölgesinde yağmur yağmadığında kurbağaların evlendirilmesi gibi eski bir gelenek vardır. Bu ritüel tanrıları memnun etmek ve yağmur yağmasını sağlamak amacıyla yapılır. Hindistan çeşitli diller, dinler, gelenekler ve kültürlerle zenginleşmiş bir ülkedir. 1.3 milyardan fazla nüfusuyla Hinduizm, İslam, Hristiyanlık, Sikhizm, Budizm ve diğer birçok dini kendi içerisinde barındırır. Bu çeşitlilik ülkenin renkli festivallerinden günlük yaşamına kadar her alanda kendini gösteriyor. Mauritius açıklarında bulunan sualtı şelalesi inanılmaz ve göz alıcı bir görüntü sunar. Yukarıdan bakıldığında kumların ve suyun deniz dibine doğru akışı sanki gerçek bir şelale varmış gibi bir illüzyon yaratır. Bu doğal fenomen deniz altındaki topografyanın ve akıntıların eşsiz bir birleşiminden kaynaklanır ve görenleri büyüler. Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir. 1.3 milyardan fazla insan farklı bölgelerde ve şehirlerde yaşamaktadır. Bu nüfus yoğunluğu sokaklarda, pazarlarda ve tapınaklarda her zaman canlı bir atmosfer yaratır. Aşarya Chagadish Çandara Botanik Bahçesi'nin içerisinde yer alan büyük banyan ağacı Kalküta'da bulunmaktadır. Bu ağaç dünyanın en büyük ağacı olup çevresi yaklaşık olarak 330 metreden fazladır. 1786 yılında kurulan bu botanik bahçesi çeşitli bitki ve hayvan türlerini ev sahipliği yapar. Kalküta şehir merkezine yakın bir konumda bulunan bu botanik bahçesi özellikle piknik yapmak isteyenler için popüler bir alan sunar. Kolkata halkı bu devasa ağacın serin ve gölgelik alanında vakit geçirmekten keyif alırlar. Hindistan'da kutsal kabul edilen canlıların başında inekler gelir. Tüm ineklerin kayıt altına alınabilmesi için kimlik kartları çıkartılır. Bu kimlik kartlarında ineklerin adının yanı sıra fotoğrafları bile yer alıyor. Hindistan'ın büyük bir bölümünün benimsediği Hinduizm çok geniş bir inanç sistemidir. Bu inanca göre 300 milyon tanrı vardır. Hepsini akılda tutmak elbette imkansızdır. Bu yüzden sadece bazı tanrılar öne çıkabilir. Shiva, Brahma ve Vishnu en bilinen Hindu tanrılarındandır. Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Santranç Hindistan'da doğmuştur. Orijinal adı Shaturanga olan bu oyunun oynanış şekli zamanla değişmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Hindistan'dan İran'a oradan da Müslümanlar aracılığıyla Avrupa'ya yayılan Santranç şimdi tüm dünyada oynanabilmektedir. Verapatra tapınağında taş işlemeliği 70 sütun bulunur. Ancak tapınağın girişindeki havada asıl duran sütun dikkat çeker. Sütunun gerçekten havada durduğunu kanıtlamak için altından bir parça bez geçirilir. Bu sütunun nasıl destek almadan havada durduğu hala çözülememiştir. Hindistan'da hayvanlar çok değerli kabul edilir. O kadar ki fillere özel spa merkezleri bile vardır. Bu merkezlerde hamamda yıkanan fillere rahatlamaları için masaj yapılır. Hintliler kutsal saydıkları fillerin her türlü ihtiyacını karşılarlar. Hindistan'ın en güney ucundaki Mandapam kentini okyanustaki Rameshwaram adasına bağlayan 2 kilometre uzunluğundaki Pamban Köprüsü 1914 yılında hizmete girmiştir. Hindistan'ın ilk deniz köprüsüdür ve üzerinde sadece demiryolu trafiği işler. Köprünün ortasındaki açılır kapanır bölüm gerektiğinde açılarak gemi trafiğine yol verir. 1988 yılında bu köprüye paralel ikinci bir köprü de açılmış ve bu köprüden karayolu taşımacılığı bile yapılmaktadır. Hindistan'da yaz, kış, ilkbahar ve sonbaharın yanı sıra Muson ve kış arifesi olmak üzere 6 mevsim yaşanır. Hindistan'ın Rajathan bölgesinde bulunan Karnimata tapınağı binlerce fareye ev sahipliği yapmaktadır. Bu fareler kutsal kabul edilir ve onlara ibadet edilir. Ziyaretçiler tapınaktaki farelere saygı göstererek onları besler ve bu mistik deneyimi yaşarlar. Dünyadaki baharatların yaklaşık %70'i Hindistan'dan gelmektedir. Zerdeçal, kimyon, safran ve acı biber gibi birçok baharat Hindistan'dan tüm dünyaya ihraç edilir. Hindistan'ın Uttarakhand bölgesinde yer alan Robkund Gölü, Himalaya dağlarına yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan buzul bir göldür. Bu göl çevresinde bulunan yüzlerce insan iskeleti ile ünlüdür. İskeletlerin 9. yüzyılda şiddetli bir dolu fırtınasında ölen insanlara ait olduğu düşünülmektedir. Hindistan'da 300 bin'den fazla cami ve 2 milyondan fazla Hindu tapınağı bulunur. Bu ülkenin dini çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtır. Hindistan'da yemekler genellikle el ile yenir. Elleriyle yemek yemenin yemeğin lezzetini daha iyi hissetmeyi sağladığına inanılır. Bu gelenek Hint mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Dünyada elması ilk bulan ve çıkaran ülke olmasının yanı sıra şeker ve şampuanı da bulan ülkedir. Solapur'da ebeveynler bebeklerini belirli bir yükseklikten köylüler tarafından tutulan bir çarşafın üzerine atarlar. Bu gelenek bebeklerin sağlıklı bir yaşama sahip olacağına dair bir inançla yapılır. Holi, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini ve baharın gelişini kutlayan renkli bir Hint festivalidir. Festival sırasında insanlar birbirine renkli tozlar atarak kutlama yaparlar. Maharashtra bölgesinde bulunan Shani Singapur köyünde hiçbir evde kapı yoktur. Köylüler, koruyucuları olan Lord Shani'nin onları koruduğuna inanarak güven içerisinde yaşarlar. Kültürel zenginliğiyle ünlü Hindistan, binlerce yıllık tapınaklar ve tarihi yapılarla doludur. Ülkede bulunan Taş Mahal, Agra Kalesi, Güneş Tapınağı, Elephante Mağaraları ve Kızıl Kale gibi 35 tarihi yer, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Gezilecek birçok şehri ve turistik yeri olan Hindistan, turistlerin uğrak noktalarından biridir. Hindistan'da inekler kutsal kabul edilir ve kesilmeleri ağır cezalara tabidir. İnekler serbestçe sokaklarda dolaşabilir ve Hindistan dünya süt üretiminin yaklaşık %10'unu karşılar. 1934 yılında çıkarılan bir yasaya göre Hindistan'da uçurtma uçurtmak yasaktır. Ancak polis izin ve yetki verdiği durumlarda bu yasak geçici olarak kaldırılabilir. Hindistan'da tarihi ve mimari açıdan önemli olan birçok terk edilmiş basamaklı kuyu bulunur. Bu yapılar eski su toplama yöntemlerinin bir parçasıdır. Hindistan'da yüzden fazla çalışanı olan bir şirket bir çalışanını işten çıkarabilmek için hükümetten izin almak zorundadır. Eğer hükümet izin vermezse işten çıkarma işlemi gerçekleştirilemez. Hindistan'da özellikle Şirinagar'da yüzerek hizmet veren postaneler bulunmaktadır. Bu eşsiz postaneler Hindistan'ın yaratıcı çözümlerini gösteriyor. Kuzey Hindistan'daki Marfram köyü dünyanın en yağışlı bölgesidir. Bu köy yıl boyunca aldığı yoğun yağışlarla ünlüdür. Bazı Hint köylerinde fiziksel kusurlarla doğan kız çocukları şeytanları kovmak amacıyla köpeklerle evlendirilir. Bu yerel inançların bir yansımasıdır. Dünyadaki viski tüketiminin ilk sırasında Hindistan yer alır. Tüm dünyadaki viskinin neredeyse yarısını Hintliler tüketir. Hindistan bayrağındaki safran rengi fedakarlığı ve cesaret simgeler. Beyaz gerçeği ve barışı temsil ederken yeşil renk kahramanlık ve sadakati ifade eder. Bayrağın ortasındaki yuvarlak çakra sembolü ise Budizm inancındaki sonsuz yaşam döngüsünü temsil eder. Plastik cerrahi ilk defa Hindistan'da milattan önce 6. yüzyılda ortaya çıktı. Shushruta tarafından yazılan Shushruta Samhita kitabı tıp ve cerrahi alanında yazılan en eski metinlerden biridir ve plastik cerrahiyi detaylı bir şekilde anlatır. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlar. Elbette ki Hindistan gibi zengin bir kültüre ve zengin bir çeşitliliğe sahip olan bir ülkede sadece bazı ilginç bilgilerden bahsettik. Eğer sizlerin de bildiği bazı bilgiler varsa bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.